Arkadaşlar selam. Biz şimdi otelimize girdik. St. Petersburg'a geldik. Biraz zar zor geldik. Aksilikler var. Burada hava çok kötüymüş. Moskova gibi değilmiş. Moskova çok sıcak, güneşliydi. Buraya geldik. Hava dışarıda yağmurlu ve bayağı serin. İlginç. Her neyse otelimize girdik. Otele bayıldık. Otel odasına arkadaşlar. Şimdi size otelin odasını göstereceğim. Hayatımda sanırım ilk defa bu kadar donanımlı, teçhizatlı bir otel odası görüyorum. Bayağı ev gibi yani. Şu mutfak bakar mısınız? Ve ben böyle mutfaklara bayılırım. Böyle barı olan mutfaklar benim hep hayalimdir. Çok severim. Burası benim yatacağım oda. Burası salon kısmı ama çekyat burada, böyle kocaman bir çekyat yatak var. Burası benim yatacağım kısım. Şöyle. Burada plazma falan, tabi plazma bir işe yaramayacak. Dışarıda olacağız çoğu zaman. Şurası çıkış kapısı. Burada ayna var. Kendimi şu an pek göstermek istemedim. Biraz makyajsızım arkadaşlar. Suratımda sadece ruj ve pudra var. Yarım saate hazırlanıp dışarıya atacağız kendimizi. Şöyle göstereyim. Bu da benim yol kıyafetimde. Yolda böyle en rahat şeyleri giyiyorum. Şurada tuvalet var. Tuvalete 3 tane bornoz bile koymuşlar. Böyle bir kısaca otel odasında göstermek istedim. Arkadaşlar şu an St. Petersburg'dan otelden çıktık. Yolda yürüyoruz. Burası bayağı geniş bir cadde böyle. Bütün ünlü mağazalar falan var. Demin H&M geçtik. Böyle yürüyoruz. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. Bu da böyle bir etrafı çekmek istedim. Hafiften. Arkadaşlar binaların güzelliğine bakar mısınız? Binalar burada da hep tarihi eski binalar var. Ayrıca caddenin genişliğine bakın. Çok geniş bir caddedeyiz. Bu caddenin bir adı var mı babacığım, biliyor musun? Nevski. Nevski Caddesi'ndeyiz şu an. Nevski Caddesi'ymiş burası. Binalara bakar mısınız? Arkadaşlar burası da Neva Nehri'ymiş. Şurayı da şöyle bir göstereyim dedim. Binalara bakar mısınız? Tekne gezileri falan yapılıyor. Burayı da böyle göstermek istedim. Şöyle de bir sokak var burada. Çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Burayı da size. Önüme de turistler geçti. Bilmiyorum şimdi buraya gireceğiz mi? Çok güzel görünüyor. Şurada da bir tane panda mimici var galiba. Şöyle göstereyim. Binalara bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl, şu binanın fotolarını çektim. Bunun vitrini falan çok güzeldi. Bakar mısınız? Böyle manyak bir bina var burada gördüğünüz gibi. Sanırım burayı hepimiz de Moskova'dan daha çok beğeneceğiz. Şimdiden öyle görünüyor. Çok hoşumuza gitti St. Petersburg. Daha şimdiden. Arkadaşlar burada böyle gencecik çocuklar çok güzel müzik yapıyorlar sokaklarda. Çok hoşuma gitti. İspanyolca falan söylüyorlar. Arkadaşlar şu an saat akşam 10.30'a geliyor ama hava aydınlık. Bu da burada bir kanıt olarak kalsın. St. Petersburg'da yaz boyunca beyaz geceler diye bir bölüm şey varmış. Akşam bile hava aydınlık oluyor. Şu an saat akşam 10.30 ve hava gördüğünüz gibi şöyle bir aydınlıkta yani. Burası çok güzel arkadaşlar. Yemeğimizi yedik, kalktık ve dediğim gibi saat şu an gerçekten akşamın 10.30 ve hava böyle kararmadı.
Adama bak. Ay çok komik. Adam da çıkıyor videoda. Allah. Babacım sen de oyna. O çalan kız değil mi? Erkek. Maviliğe bak, amma kıvırıyor. Bunlar nereli acaba? YouTube'a çıkacaklar, haberleri yok. Meşhur olacaklar. Arkadaşlar otelden çıktık yarım saate yakın zaman önce. Şimdi nereye gidiyoruz tam hatırlamıyorum. Gidince gösteririm. Şöyle etrafı çekeyim dedim. Burada yollar çok güzel. O büyük caddeden geçiyoruz. Kafeler, yollar, binalar. Kocaman binalar var. Demin çok güzel kafeler geçtik ama çekemedim. Böyle ara ara bu yollardan düşünüyorum. Arkadaşlar yolun güzelliğine bakar mısınız? Ya yollar bile güzel. Güzel yollar, binalar yani kafanızı nereye çevirseniz böyle tarihi eski bina. İnsan içi açılıyor ya. Kafelerde sen şirin şirin kafeler var. Venedik gibi. Heh. Arkadaşlar şuradaki binayı görüyor musunuz? Manyak bir bina. Ne binası olduğunu bilmiyoruz tabii çoğu binanın. Hem üstlerinde yazmıyor, yazarsa da Rusça yazıyor. Binanın güzelliğine bakar mısınız? Her yer çiçek dolu bu arada. Bu Ruslar çok çiçek sever insanlar anladığımız kadarıyla. Bütün kafelerin önleri falan böyle saksı saksı çiçeklerle de, sarılmış. Dışarılarda her yerler çiçek, yeşillik. Yani yeşillik ve çiçeklerle iç içe yaşayan bir yermiş burası. Ben öyle düşünüyorum. Şurayı da şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz, şuradaki kocaman yer bu meşhur Hermitage Müzesi'ymiş. Müzeye bugün gelemiyoruz yalnız. Müze bugün kapalıymış sanırım. Müzeye büyük ihtimal çarşamba günü geleceğiz. Orasıyla ilgili de pek bir bilgim yok. Bakalım neler var bilmiyorum. Bazı şeyler üzerine bir müzeymiş sanırım. Şöyle göstereyim. Yani yarım saat. Şurada gördüğünüz kocaman bina müzeymiş. Alanın genişliğine bakar mısınız? Şimdi deniz otobüsüne binmeye gidecekmişiz. Deniz otobüsüyle de yazlık saraylara geçecekmişiz. Arkadaşlar tekneden indik şimdi. Tekneden indik, şu köprüden geçecekmişiz galiba. Bakın böyle denizin ortasındayız şu an. Bildiğiniz denizin ortasında bir yerdeyiz. Şurada
köprüden geçeceğiz. Kana adaya geldik. Burası bir adaymış. Şu tarafa doğru gideceğiz köprüden geçip. Köprüden geçip adaya gideceğiz değil mi? Daha bilmiyoruz. Evet. Tarafa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Yazlık Saray diye bir yerin olduğu adaya geldik. O Yazlık Saray'ın etrafındaki parklarda, bahçelerde yürümekteyiz. Buralar gerçekten çok güzel. Ben böyle yeşillik, park bahçe olan yerlere bayılıyorum. Buralar harika. Yemyeşil. Bakar mısınız şu güzelliğe? Arkadaşlar şurada sincap gördüm. Seneler sonra ilk kez size çekmek istedim. Sincap minnacık. Ay çok tatlı. Tatlılığına bakar mısınız? Minnacık zıplayıp duruyor. Çocukken falan görmüştüm en son. Uzun zaman sonra sincap gördüm. Ay tam sincap hareket işte şu. Çizgi filmlerde de olur ya. Çok tatlı. Burada da bir kuş kardeş geçiyor. Kuş kardeş, sen ne yapıyorsun? Tık 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 tık. Arkadaşlar, o bahsettiğim saraya geldik. Sarayın önündeyiz şu an. Gitmişken hemen yerlerine geçeyim. Şöyle sarayın güzelliğini, bahçenin manyaklığını size gösteriyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Buraya biz bayıldık. Harika bir yer. Çok görkemli, ihtişamlı. Ayrıca bu saraya doğru yürürken yollarda böyle sıra sıra turistler için dondurmalar, işte hazır yiyecekler falan, sandviçler için küçük küçük yerler koymuşlar. Çok tatlı. Şöyle göstereyim. Böyle çekeyim dedim arkadaşlar. Kendimi de göstererek. Arkada saray. Şöyle bir 360 derece görüntü alayım sizler için. Çok güzel burası. Bütün insanlar köşelerde ya birbirini çekiyor ya selfie çekiyor. Bütün insanlar fotoğraf çekiyor. Manyak bir yermiş burası gerçekten. Burası saray. Şimdi arkadaşlar bizim otelin olduğu caddeye, Nevski Caddesi'ne geldik. Yemek yemeden önce şu karşıda gördüğünüz kiliseyi göreceğiz. Dökülen Kan Kilisesi'ymiş şu karşıda gördüğünüz. Ben çekmeye başladım, yine makine gelmeye başladı şansıma. Şu karşıda gördüğünüz yere doğru gidiyoruz. Orayı gördükten sonra da artık saat 7 falan oldu, 7'ye geliyor. Oradan da bir yer bulup yemeğe geçeceğiz. Buralarda bakın şu sol tarafta böyle minik minik şeyler var arkadaşlar. Bir şeyler satan yerler var, böyle hediyelik eşyacı. Kupalar, yelpazeler, kalpaklar falan, çeşit çeşit şeyler var yani. Evet arkadaşlar, şu an bu kanlı meydan denen yere geldik. Dökülen Kan Kilisesi'ymiş buranın adı. Dediğim gibi burası da çok güzel. Kubbelerin güzelliğine bakar mısınız? Burada da arkadaşlar böyle resim yapan insanlar var. Bu kilisenin önündeki bahçede resim yapan insanlar var, böyle satıyorlar tabii yapıp. Çok güzel. Bu arada tekrar söyleyeyim, Moskova'dan St. Petersburg'da tam bir sanat şehri. Bayağı sanatsever bir ülke Rusya. Evet.
Böyle insanlar bu arada çocuklar değil ama büyükler de. Çocuklar hariç büyükler de böyle skuterlarla geziyor şehrin içinde. Çok şirin değil mi? Kocaman insanlar skuterla gidip geliyor bazı yerlere. Arkadaşlar şimdi bugün günlerden salı. Bu Heritage Müzesi'ne geldik. Heritage Müzesi'ne gireceğiz, gezeceğiz. Yalnız burada bugün bir şey var. Dün otele doğru giderken de bu insanları görmüştük. Böyle formalı formalı. Kızlar, erkekler, bunlar büyük ihtimal bir okul öğrencileri falan olabilir. Harp okulu olabilir, bilmem ne, askeri bir okul olabilir. Öyle bir yerin öğrencileri sanırım. Bu tam Heritage Müzesi'nin önünde böyle birileri var. No, thank you. Böyle tören gibi bir şey var, merasim gibi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar bugün salı dediğim gibi günlerden. Bugün pek fazla video çekemedim. Çünkü aşırı yorgunum, ölüyorum artık. Hepimiz çok yorgunuz. Hiçbir şeye halim yoktu. Hermitage Müzesi'ne gezdik bayağı bir 5 saat falan Hermitage Müzesi'nde vakit geçirdik. Orada sadece fotoğraf çekebildim. Şimdi ise artık yorulup bir kahve falan içecek bir şeyler atıştıracağız. Burada çok büyük bir kahveci, pastacı bir yer varmış şurası. Adını bilmiyorum tam olarak. Sanırım Food oldu adı. Adının Food olması lazım. İlk geldiğimiz gün hatta bu binanın vitrinin fotosunu çekmiştim. Şöyle bir bina arkadaşlar. Vitrininde böyle oyuncaklar, kuklalar falan var. Şöyle devasa bir bina. Kocaman burada. Burası çok meşhurmuş. Buranın en meşhur yerlerindenmiş. Burada bir soluklanıp kahve içeceğiz. Arkadaşlar biz hala St. Petersburg'dayız. Bugün burada son günümüz. Yarın Perşembe gidiyoruz. Bugün son gideceğimiz, gezeceğimiz yerleri gezeceğiz. Yani şu an St. Petersburg'da bizim otelin caddesinin bayağı bir sonlarına, ilerisine doğru Kazan Katedral ve Kilisesi diye bir yere geldik. İçeriye de girecekmişiz. Şöyle etrafı göstereyim. Şurada gördüğünüz katedral oluyor. Şimdi annem, teyzem buradan. Babamları bekliyoruz. Onlar biraz geriden geliyorlardı. Bugün böyle morlara büründüm bu arada. Instagram'da da foto koymuştum. Ayağıma da mor Converse giydim. En sevdiğim gözlüklerimden birini moru taktım ve bordo rüsü sürdüm. Son günün şerefine böyle morlara büründüm. Bu arada burada hava çok acayip arkadaşlar. Resmen böyle kış, sonbahar, yazı, tüm dört mevsim bir arada yaşanıyor diyebilirim gün içinde. Mesela şu an hem güneş var, hem böyle serin serin rüzgar esiyor falan. Ve akşam 5.30, akşamüstü 5.30-6'dan sonra biraz daha ısınıyor. Akşama doğru daha çok ısınıyor. Gündüz daha serin oluyor. Çok acayip bir hava var. Ama bugün şansımızda yağmur yokmuş. Dün yağmur yağdı çünkü bugün yağmursuz böyle tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi bu Kazan Katedrali Müzesi'nin içine girdik. İçeride çekiyorum, fazla konuşmadan etrafı göstereceğim size. Burası galiba, bilmiyorum, babam söyledi. Dünyadaki en büyük katedrallerden falanmış. İnsanlar mum dikiyor, dilek diliyor falan. Şuralarda. Burası bayağı kalabalık şu an bu arada. Şu taraftan girdik. Arkadaşlar burası da İshak Katedrali'ymiş ama içeriye giremiyoruz. Bugün maalesef çarşambaları kapalıymış. Sadece şu kubbesi açıkmış. Kubbeye de 15 kat merdivenden çıkıyorlarmış manzara için.
Ona da bilet alıyorlardı. Biz 15 kat çıkamayacağımız için havada çok rüzgarlı sokakta bu arada. Vazgeçtik, başka yerleri gezip göreceğiz. Ama buranın mimarisi çok güzel. Kubbeler çok güzel gördüğünüz gibi. Bakar mısınız çatıdaki heykellere? Manyak bir bina burası yani, çok beğendik. Arkadaşlar şu an bir kafe bulduk. Daha doğrusu ben buldum kaldırımdan geçerken. Kafenin tabelasında Turkish Cafe yazıyordu. Türk kahvesi olan bir yer bulduk. Ben Türk kahvesi içmiyorum ama bizimkilere hemen söyledim tabii Türk kahvesi varmış diye. Sanırım ismi Scarf diye okunuyor. Şöyle bir ismi var. Göstereyim. İsmi bu. Şöyle bir yere geldi. Çok tatlı bir yer. Hatta akşamları falan sanırım canlı caz müzik oluyormuş. Dışarıda yazıyor tabi afişte. Şöyle bir yer. İçerisi biraz karanlık ama dışarıda da oturmuyor. Şöyle göstereyim size etrafı. Ben de latte isteyeceğim. Bizimkiler Türk kahvesi içecek. Fiyatlar da gayet normal. Türk kahvesi 4-5 lira falan. Burayı böyle bulmuşken, St. Petersburg'un ortasında Türk kahvesi yapan bir yer bulmuşken hemen çekmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi kafeden kalkalı bayağı oldu. Kafeden sonra sanırım ismi Alex Show olan böyle Madame Tussaud'daki bu mumyaların, heykellerin biraz bayağı bir çakmalarının bulunduğu bir yere girdik. Ufacık bir yerde ama bayağı şey sığdırmışlardı. Orada bayağı fotoğraf çektim. Orada video çekmek aklıma pek gelmedi. Çok güzeldi, oraya bayıldım. Böyle işte Dracula vardı, işte Al Pacino, Marilyn Monroe, Freddie Mercury vesaire vesaire bir sürü küçük bir kısma sığdırılmış heykel vardı. Oradan sonra biraz yürüdük. Şimdi biraz boş vaktimiz var. 6'da falan, şu an saat 4.30'a geliyor. 6'da falan bir tekne gezisi yapacağız ufak. Sonra yemeğe gideceğiz. Arkadaşlar o bahsettiğim AVM'ye girdik ama burası biraz garip bir AVM'ymiş. Böyle 2 katlı bir yer sanırım, 2-3 katlı. Kimse yok içeride. Kimse yok. Böyle uzun uzun koridorlarda dükkanlar var. Bir acayip bir yer burası. Anneciğim sen ne diyorsun burayla ilgili? Fikirlerin nedir? Saçma sapan bir yer değil mi? Böyle garip bir yer burası ya. Böyle koridor yapmışlar. Buralar bitmiyor. Arka tarafından gireceğiz. Giriş kapıları yok ki. Böyle arkadaşlar acayip bir yer. Arkadaşlar videoyu kapatamamıştım. Burada kapatayım dedim. Biz İstanbul'a geldik. Şimdi bavullarımızı almaya gidiyoruz. İstanbul'dan da saat 10'da İzmir'e uçacağız. Sonra da evimize gideceğiz. Şu an akşam saat 7 mi? Akşam saat kaç? Teyzemi de son kez görün şöyle. Akşam saat 7 falan şu an. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi çabuk tekneye yetişeceğiz. Çabuk. Videonun kapanışını da havalanından böyle yapmak istedim. Çok oyalanıyorsunuz. Hadi. Umarım vlogları beğenmişsinizdir. Of ayaklarım. Bunu hangi vlogun sonuna koyacağımı bilmiyorum. Moskova ve St. Petersburg. Moskova, St. Petersburg vlogları ayrı olacak çünkü. Öyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.